Erzincan'daki meseleyle ilgili olarak e, bunun da e, ilgili de düşüncelerinizi ifade ediyorsunuz. Özellikle MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çet raporunu veren Murat Kurum değildir. Çevre ve Şehircilik Bakanı Ösaseki çet raporları Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınıyor. Teşhis eee Türk Milliyetçiliğinden Erdoğan Milliyetçiliğine geçiş sendromu gençler söz sırası sizde de Akın Aydın'ın bir e, paylaşımını retweetleyerek dediniz ki chat raporunu kim veriyor kardeşim diyerek devam ettiniz. Evet hocam. Yani ben Erzincan sorayım. Suçlu... İliç altın evet, meselesini evet. Bunu, madem onlar suçu değil, suçu benim. Aslında biz e, bu işler olurken orada direnen bir kişi vardı. Ona sahip çıkmadığımız... Sedat Cezayirlioğlu. Gibi, hepimiz Hepimiz yani kademe kademe birinci derecede suçlu değiliz ama gazeteciler e, öncelikli suçlular. Ben kendi mesela. adıma özür diledim hocam. Yani bu konuyu hiç bilmemekten ve duyarsız olmaktan, duymamış olmaktan Al. dolayı yani, kendi üzerime aldım yani. İşte inni küntümüne zalimin diyebilmek. Biz zalimler bak peygamber sözü bu. İnni küntümüne zalimin. Biz zalimlerden olduk. Başımıza gelen felaketler, ihmallerimizin bir de e, ben yapmadım. Yok efendim. Biz ben tek başıma yapmamış olmam bir şey ifade etmiyor. Haksızlıklar karşısında susmak da suça iştiraktır. Bilmem gereken bir şeyi bilmemek de taksirdir. Taammüt yok. Ama taksir diye de bir suç var. Biz dolayısıyla herkes ben de suçluyum dediği zaman biz bir araya gelebileceğiz bu tehdit hepimize dediğimiz zaman bir araya geleceğiz. Ama biz birilerini arkamıza alarak kendi yurttaşlarımız, kendi kardeşlerimiz, kendi komşularımızla hesaplaşmaya gireceksek bu işte bir toplumsal intihar stratejisidir. Hocam şimdi Sedat Cezayirlioğlu'nu dün konuk ettim. O kadar ilginç şeyler anlattı ki yani ilk defa duyduğum şeyler. Özellikle Sedat Cezayirlioğlu'nun kim olduğunu merak ettim. O köyün bir vatandaşı. 30 yıl devletli memurluk yapmış. <laughs> Ve bu e, bu şirket orada altın çıkarmaya başlayınca köylülere 13 milyon rüşvet dağıtmışlar resmen. Hane başına yaklaşık 116, bin lira para dağıtmışlar o dönemde. Çok büyük bir sosyal para aslında. Sorumluluk. On... sosyal sorumluluk projesi ya yani şey işte bu, bu yok bu parayı veriyoruz ama burayla ilgili olarak direniş yapmayacaksınız, itirazda bulunmayacaksınız, mahkeme açmayacaksınız diye de kağıt almışlar. İlginç yani ona, bir şey olacak? İşte ben bunu sosyal sorumluluk paketi olarak Herkese aslında suça dahil etmenin bir başka biçimi. Yani biçimde. Cem Evi'ne de yardım edeceksiniz. Birisi üzerinden camiye de yardım edeceksiniz. Sağcısına da, solcusuna da destek çıkacaksın. Onlardan birilerini, İşe alacaksın, iş vermeyeceksin. Orada duracak, Aynen. maaş alacak. Yani bu işler <laughs> böyledir. Sedat evet. Cezayirlioğlu dedi ki, 19.2 ton altın çıkarma 2021 yılı için bu altın madeni işte Amerikalı, Kanadalı denilen şirket taahhütte bulunuyor. Bu da alıyor bunları, götürüyor vergi dairesine ve bununla ilgili şey yapıyor. İşin peşine düşüyor. Diyor ki devlete. Karışım bu şirket burada 2021 için 19 ton altın çıkaracağını söylüyor. Yani Ama. bunu denetleyecek misiniz? Nasıl Ama. denetleyeceksiniz bunu? Evet. Hocam su varsa su alın lütfen. Ya bu, bu, bu alerjet bir e, asıl mal evet. Diyor ki ya alersen. bu adamlar belki 30 ton 30 ton altın çıkaracaklar. Nasıl denetleyeceksiniz bunu? Vergi dairesinin verdiği yanıt aynen şu. E, şirketin beyanı esastır. İsterse evet. 5 ton diyebilir. İsterse 10 ton diyebilir. Diyor ki ben milletin ve bir taraftan da devletin hakkını savunurken bana vergi dairesi böyle bir yanıt verdi. Şimdi diyor ki Çalık Holding çok ilginç. 50 bin liralık şirketle şirketin yüzde %20 %20'sine ortak oluyor hocam. Danışmanlık hizmeti veriyor. Yüzde %20. Tamam. E, danışmanlık e, hizmeti veriyor. Bir de iki tane taşeron şirketi var. Onun sermayesini söyleyeyim size. bir TL ve birkaç yıl sonra o 1 TL'lik şirketlerin değeri 332 milyon TL. Yani kısacası tamam. kısacası içerisinde yeni bir durum yok. Yeni bir durum yok hocam. Yani kısacası Sedat Cezayirlioğlu ile dün bir buçuk saate yakın konuşurken aslında Erzincan İliç meselesiyle ilgili diyor ki Davutoğlu'nu aradım, Babacan'ı aradım, Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradım bana randevu vermediler. Meral Hanım bana randevu verdi. Gittim Derdimi anlattım, gelecekti gelmedi. Sonra bir heyet gönderdi şeye. Madene. Heyet diyor beni görüşmeye almadı. Madene girdiler. Sonra da benimle bir daha ne görüştüler ve gittiler. İkna oldular madende de diyor. Ben de Türkiye'de nasıl ikna edildiğini biliyorum. Hem ikna odalarıyla hem başka türlü ikna yöntemleri kullanıldığı için kısacası, kısacası sevgili hocam. Yani her şeyimiz bozuk. Hangi birini konuşacağız bilemiyorum. Yani, yani hangi, maalesef. neyi konuşuyor? neyi elimize atsak elimizde kalıyor. Dünyanın en büyük maden yataklarından biri. Altın madeni olarak. Çok çok önemli. Üçüncü büyük madeniymiş. Düşünün onu. Evet. Vahşi e, bir işleme sistemi uygulanıyor. Siyanür ve e, tuz ruhu, sülfürik asit e, de indirgeme yapılıyor. E, ve tekrar e, hem e, havuzdan e, bir takım e, gazlar püskürtülerek seyreltiliyor. Ayrıca çamurlar vahşi şekilde yığılıyor. Bunların altının bir izolasyonla kapatılması gerekir ve üstünün de değişik kimyasallar ya da bitki örtüleriyle rehaplite edilmesi gerekir. Bir vadiye sıkıştırılması gerekir. Bana son gelen Ahmet Tanman'ın gönderdiği fotoğraflar ki onun köyü nehrin kenarında. Nehirde çocukken bak, balık tutmaya giderdik diyor. Bizimkileri gönderdim. E, dehir nehir kenarında balıklar ölü. Fotoğraflarını göndermiş. Yani sözde de, yelen, karışmamıştı sevgili hocam. Ha onlar yeraltı bakın çok daha tehlikeli olan. Yeraltı sularına karışırsa nereden çıkacağı belli olmaz. Yani 3 kilometre. Hocam baraj var, var yanında ne yapacağız? Tab işte bakın ve barajı boş ver bakın bunu bir insanlık trajedisi olarak düşünürseniz Fırat'ın ucu nereye gidiyor? Basra'ya. Türkiye'yi geçer. Suriye'yi geçer. Irak'ı geçer. Basra'ya dökülür. Sadece ah, Irak'ı da değil Basra Körfezi'nde de hemen tepede sınırı olan iki ülke var. Kuveyt ve İran'ı vurur. Yani bu milletler arası bölgesel, yarın... bölgesel bir problem. Bu İleride de Tabii. Türkiye yönelik tazminat davaları gelirse şaşırmayacağım hocam. Bakın onların sadece tarım suyu olarak kullanılmıyor. Bunlar arıtılarak içme suyu olarak da kullanılıyor. Kaldı ki bu siyanürlerin gıdalara bulaşması halinde sadece suya değil bitkiye, bitkiye değil hayvana insanın gıda zinciri içerisinde yani bu tehlike hala kalmış değil şiddetli bir yağmur o çamur yığını oldu çok daha ağır bir şey bakın su girer onu görürsünüz işte şu iki kilometrelik alanda akıp gidiyor yukarıdan gelen temiz bu iki kilometrelik alan herkes çekilir Sonra bir iki gün hiç suyu kullanmazsınız. O denize dökülür, denizdeki balıklar ölür falan. Ha buradan oraya giderken takip edersiniz. Böyle e, dronela izleyebiliriz. Ama çamurun yağmur yağdıkça suya karışması bu ne zaman biteceğini öngöremezsiniz. Bir hafta mı, bir ay mı, beş ay mı süreceğini. Çünkü çamur şeklinde gidiyor ve dipten bu defa e, yani sıyırıp süpürerek götürebilir. Allah korusun. Tabii ben şeylerin özgür ağırlığını bilmiyorum. Siyanür'ün. Ya yani gazeteciler hani kalıphanede siyanür kullanlardı. sülfürik asitini de ben çok bilmiyorum. Yüzeyden mi akacak, dipten mi? Çamur hem yüzeyden akar hem dipten akar. Yani bütün nehri silip süpürebilir ve çamur yapışabilir çeperlere, nehrin çeperlerine. Dolayısıyla çok daha büyük bir tehlike. Bunun akış yönü öyle bir risk varsa oranın da zemininin tamamen sıvı geçilmez şekilde kapatılması, önünde bariyer oluşturulması gerekirdi. Ama fay hattının üzerine kurulmuş. Fay hattının üzerine 2 metre demir beton bloklarla oluştursan ne yazar? Dağ yarılıyor. Yani bir anlamı yok. O zaman bunların hepsinin ha çözümü yok mu? Yani var çözümü, maliyetleri artırır ama adam 100 milyon getiriyor, 3 milyar götürüyor. Kendi ülkesinde böyle bir şey olacak olsa çevreci olur. Yapamazlar ama, hocam, Türkiye, yapamazlar. Ama Türkiye'ye gelince o çevrecilikleri falan çıkarları söz konusu olduğunda ilkelerini put, helvadan put gibi yiyorlar. Yani böyle bir durumla karşı karşıyayız maalesef.